Evet, konumuz daha çok yazılımın etrafında dönecek bugün. Yani önceki sunumların hepsini takip edemedim ama hani evet hani diyoruz hangi kursa gidelim, hangi programlama dilini öğrenelim. Tamam, onlar gerekli şeyler ama bir de bunun genel bir çerçeve içine oturtulması gerekiyor. Proje yönetimi başlığıydı ama sonra Mithat Bey'le görüştükten sonra aslında yazılımcı olarak bir projenin içerisindeki görevlerimiz nasıl işliyor, o tarz şeylere daha çok ağırlık verelim dedi ablam. Ben de ona göre değiştirdim. Yani bugünkü konum proje yöneticiliği yapacak olanların da ilgilendirir ama onun hepsini kapsamıyor. Yani zaten hepsini kapsamıyor. Çünkü Agile Software and Bikram çok geniş bir konu. Bunun ayrıca sertifikaları da var. Hani böyle bir 45 dakika içerisinde gerçekten özet şeklinde ve muhakkak eksikleri de olacak. Yani ben sadece böyle en önemli noktalarını düşünerek anlatmaya çalışacağım. Proje yönetimiyle özel ilgilenenler olursa onun için de yine ayrıca görüşülebilir. Ama bu gerçekten sadece hani yazılımda bir ekibin bir parçası olmak ne demek o konuda. Ve Agile Software Entwicklung önemli bir konu olduğu için buna yoğunluk verelim dedik. Ben Türkçesini bu sunumu hazırlarken öğrenmiş oldum. Çevik yazılım geliştirme. Bilmiyorum şu anda katılan arkadaşlar için bu bir şey ifade ediyor mu Türkçesi? Hani bu alanda hiç çalışmış olan var mı, yok mu? Projeleri bu şekilde gelişti mi? Onu bilemiyorum. Ben artık ortalama bir bilgi seviyesinden yola çıkarak anlatacağım inşallah. Sunumu hazırlarken hem Almanca hem Türkçe kelimeleri kullanmaya çalıştım. Çünkü dedim hani sonuçta Almanca öğreniyoruz. Almanca öğrenirken de hani bu terimlerin Almanca'da mesela başvuru yaparken, işte ilanlar okurken rastlayabileceğimiz kelimeler olacağı için hemen hani burada kullanılan terimler zaten bir kısmı İngilizceden geldiği için genel bilinen dediğiniz gibi agile gibi mesela. Ama bazı kelimeler belki sadece Almanca konteksti içerisinde kullanıldığı için hani iki dille ilerledim biraz. Eğer bu karışıklık sebep olursa ona da feedback verirlerse sonra ona göre haftaya sunumu tek dille yaparım. Yani onu da bilmiş olurum. Evet. Şimdi bu birkaç tarihteki software hatalarından örnekler vermek istiyorum ve neden bu geliştirme prosedürlerinin önemli olduğunu belki tekrar bize hatırlatıyor. Bilmiyorum bu olaydan haberdar olan arkadaşlar var mı? 90'lı yıllardaki bir uzay mekiğinin Ariane 5'in hikayesi bu. Ve ses geliyor mu? Set, six, sign, dash, da, do, unité, feu. Allumage. Bricolage. Şimdi normal, başarılı bir şekilde hareket ediyor. İnsansız füze bu arada ilk yani Ariane 5'in. Uzaya gitmesi gerekirken kendisini imha ediyor ve bu bir yazılım hatasından kaynaklanan bir imha. Yani teknik bir sorun değil, yazılım hatası ve çok çok basit bir yazılım hatası. Yani milyonları kaybediyor burada sonuçta. Milyon dolarlar gidiyor. Bilmem kaç yıl vakit harcanmış. Ama yazılımdaki çok çok basit bir hatadan tamamen 40 saniye sonra uzaya gitmesi gerekirken havada maalesef imha oluyor. Başka bir örnek F-16 biliyorsunuz zaten genelde her şey askeriyeden çıkar. Bakın bu ne şeker yani kuzey yarımkürede giderken sonra autopilotta sonra kendiliğinden güneye geçince hani diyeceksiniz ki F-16 için bu bir sorun değil. Evet sorun değil ama neden kendiliğinden güney yarımküresine geçtiği zaman şey kafa üstü oluyor. Yani hani pilotun istemesiyle değil
kendiliğinden sistem. Bu da gene bir yazılım hatasıyla alakalı. Gene çok basit bir yazılım hatası. Hataların detaylarına girmiyorum çünkü biraz programlamayla alakalı olduğu için hani konumuz o değil, ama demek istediğim çok basit hatalardan çok ilginç şeyler olabiliyor. Başka bir şey gene F-16'nın testiyle alakalı. Hani burada da testi yapacak olan pilot biniyor ve acaba dururken, yani uçmaz haldeyken tekerler içeriye alınabiliyor mu? Onun testini yapıyor. Çünkü normalde alınmaması gerekiyor. Ve testinde başarılı oluyor gerçekten. Yani içeriye alınabiliyor. Halbuki alınmaması gerekiyor. Bu da çok basit bir hatadan. Uçağın yerle yüksekliği hesaba katılmış bu yazılım programı yapılırken, ama yer kastederken deniz seviyesinden hesaba katıldığı için ona göre tabii ki genelde uçak havadaymış gibi gözüküyor hesaplamada. Yine bakın basit bir hata. Yine Windows'un meşhur şeyleri var. Böyle hata bilgilendirmeleri var. Facebook çok meşhurdur, takip ederseniz sürekli bir şekilde yazılım hataları yapıyor. Ve bu yazılım hatalarıyla da genelde bilgiler sızmış oluyor yanlışlıkla. Yani diyeceğimiz o ki aslında bizden istenilen mercimek çorbası sonunda geliyor bir tane güzel domates çorbası. Şimdi domates çorbasına bakıyoruz. Evet, çok güzel, çok lezzetli gözüküyor ama isteyenin işine yaramıyor. Çünkü o aslında mercimek çorbası istemişti. Şimdi bunlar eskiden beri yazılımda olan sorunlar. Yani hem hatalar, yazılım programlama, ama istek neydi, acaba sonuç nedir? Ve bunu böyle birazcık hepsini bir araya sayarsak, mögliche Ursachen dediğimiz, yani olası sebepler, bunlar için nedir? Tabii ki yanlış kodlama. Yani program yanlış yazılmış. Ama kötü de yazılmış olabilir. Hani şimdi mesela bilişim ne diyoruz, işte Java öğrenelim, Kotlin öğrenelim, işte şunu C# öğrenelim. Programlamayı öğrenelim, ama programlamanın da kendine has bir stili vardır. Yani bir işi iyi yapmak, clean code dediğimiz, mesela burada yazıyor clean code, mesela temiz kod, hijyen kod diyelim, günümüzün en önemli kelimelerinden bir tanesi hijyen kod. Ya da total kod dediğimiz, yani ölü kod. Yani ölü kod nedir? Programın içinde vardır ama aslında o program oraya hiç gelmeyecektir. Böyle yığılıyor, yığılıyor, kalıyor ondan sonra programların içerisinde. Başka sebepler var. Nedir? İşte müşteri, kundu dediğimiz, onun ve istekleri. Bazen net olmayabiliyor, bazen karışık oluyor, yanlış anlayabiliyoruz. Ve ona sürekli bir feedback verilmediği için de böyle sonuçta karman çorman şeyler çıkabiliyor. Bir de tabii ki bu test meselesi. Testim olacak galiba bildiğim kadarıyla. En önemli şeylerden, konulardan bir tanesi. Yani daha çok sebep sayabiliriz ama bu ana sebeplerden dolayı genelde yazılımlarda ve software projelerinde çok beklenmedik, istenilmedik sorunlar oluşabiliyor. Ve hatta bunu böyle bir espriyle, şöyle bir resim vardır bilmiyorum, herhalde çoğumuz belki de görmüşüzdür. Yazılım geliştirme sürecini temsil eden böyle bir espri yani, daha doğrusu, ama aslında trajikomik derler yani, gerçeği anlatan biraz da üzücü bir durum. Yani başta müşteri bir şey istiyor. Sonra dizayncılar o istediklerinden bir şey yapıyorlar. Sonra devam ediyor bunu kodlayanlar kodluyor. Sonunda bu çıkıyor ortaya. Ama aslında İstenilen belki de buydu. Yani bazen isteyen kişi de ne istediğini bilmiyor. Yani böyle karışık bir şey olabiliyor. Özellikle büyük projelerde bu kesinlikle yaşanandır ve yaşanmış süreç, yani geçmiş süreçte. Ve bunu önlemek adına diyelim, böyle işte insanlar düşünmüşler. Hani bu sorunları biz nasıl çözebiliriz? Programı öğreniriz, evet Java'yı öğreniriz, ama Java'yı öğrenmek bütün bu sorunları çözmüyor. Ondan sonra belki ona geçmeden önce şöyle bir şey var. Genel bir aşamaları ya da evreleri var. Software Entwicklung dediğimiz, yani yazılım geliştirmenin analiz, design, code and test. Yani bu dört aşama geneldir. Bu şeye bağlı bir şey değildir. Yani agile mi yoksa klasik mi yapıyorsunuz? O ona bağlı bir şey değil. Bu genel bir kural ya da aşamalar bu şekilde gelişmiş. Önce analiz dönemi var. Sonra design, yani tasarım yapıyorsunuz. Nasıl bir software? Evet, isteyen bunu istiyor ama ben bunun arka planında teknolojisi nasıl olacak? Hangi program dilimi kullanacağım? Server, client meselesi nasıl olacak?
cloud mu kullanacağım, hangi database'i kullanacağım, onların hepsini bu design kısmında düşünüyorsunuz. Sonra kodlama kısmı geliyor, sonra da test kısmı. Şimdi tabii ki en sonunda bir de bir trip var ama onu ben şimdi es geçiyorum. Yani işleme almak, yani onu yürürlüğe sokmak deniliyor galiba. Yani işletmek, işlediğiniz, yaptığınız yazılım programını. Ve bunun yanında da dokumentasyon dediğimiz bir yazılım, yani bu software yaptığımız yazılımla ilgili bilgileri bir yere yazıyoruz, bir dosyaya. Şimdi bu böyle. Peki Agile Software Entwicklung dediğimiz yazılım geliştirme bunların neresindedir? Aslında bunu Almanca yazdım. Agile ist eine Sammlung von Methoden und Vorgehensweisen. Yani aslında yöntem ve işleyiş havuzudur. Yani Agile Software Entwicklung dediğimiz zaman birçok metot ve birçok yöntemin havuzun içerisinde ve siz o havuzdan işinize yarayan, kendi projenize uygun olanları alıyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Ve bunun içerisinde ve bunu yaparken de bir önceki dediğimiz şu analiz, design, code, testin de içinde bu metotları ve yöntemleri nasıl kullanabilirim ki önceki anlattığım sorunları yaşamayalım. Ve Agile Software Entwicklung, yani yazılım geliştirmesinin havuzunda birçok işleyiş var. En önemlisi ve en çok kullanılan bir kelime var, Scrum. Biraz Scrum üzerinde duracağız. Çünkü önemli bir konsepti Agile Software Entwicklung dediğimizin. Özellikle Türkçeli olanı aradım, buldum. Çünkü bu konuda o kadar çok grafik, o kadar çok resim, o kadar çok bilgi var ki internette. Dedim belki Türkçesi de vardır. Yani böyle bir tane buldum. Yani hoşuma da gitti, güzel dedim. Onun için kullanayım dedim bunu. Şimdi Scrum nedir? Scrum bir proje yönetim sürecidir. Ama şimdi baktığımız zaman böyle çoklu olan yerler aslında yazılımcı olarak, yani proje yöneticisi olarak değil, yazılımcı olarak bizim sürekli içinde olduğumuz bir proje yönetim süreci. Yani klasik programlamada genelde projeyi yöneten kişi müşteriyle muhatap olur, ondan bilgileri alır, istekleri alır, hazırlar. Ondan sonra yazılımcılara verir, herkes bir görevdi. Ondan sonra da sonunda bir software, yazılım programı çıkar. Onu da müşteriye sunarsınız. O da bakar, hoşuna gider ya da gitmez. Ama bu Scrum'la birlikte bir perspektif değişimi oluyor. Nedir? Şimdi burada birinci kısımda input dediğimiz, yani yönetimden gelen, müşteriden gelen istekler var. Onlar burada hazırlanıyor. User story diyoruz biz ona. User story olarak hazırlanıyor. Pardon. User story olarak hazırlanıyor. Sonra bu yazılım geliştirme sprintlere ayrılıyor. Sprint de gene İngilizceden gelen bir kelime. Bu sprintler 1 ila 4 hafta arasında olabiliyor. Yani sprint dediğimiz bir etap. Ben projelerimde genelde 2 haftalık etaplar kullanıyordum. 4 hafta biraz uzun geliyordu, 1 hafta biraz kısa. Ama bu artık projeyle alakalı bir seçim. Ama 4 haftadan fazla olmaması gerekir diye tavsiye ediliyor. Bu etapların içerisinde şey geliştiriliyor. Yani müşterinin istediği user story'lerden 2 haftalık sprintimize, etapımıza girecek olanlar birlikte belirleniyor. Yani ekip, siz yazılımcı olarak da o ekibin içindesiniz. Bir sprint meeting denilen bir toplantı yapılıyor, bir planlama toplantısı. O toplantıda şeyle birlikte, müşteriyle birlikte user story'ler belirleniyor. Hangi istekler ilk olarak yapılacak? Çünkü hepsi birden iki haftada olmuyor sonuçta. Onlar belirlendikten sonra ekip, yani yazılım ekibi onu task'lara bölüyor. Task dediğimiz daha küçük kodlanabilir görevlere dönüştürüyor. Onlar da dönüştürüldükten sonra
İşte planlama araçlarıyla mesela Jira gibi ya da başka software planlama programları var. Onlara o tasklar yazılıyor. Ondan sonra da yazılımcılar teker teker kendileri oradan alıp 2 hafta içerisinde onu bitirip sonunda çalışır. O çok önemli. Her 2 haftanın sonunda çalışır, müşteriye sunulabilir bir iş çıkıyor ortaya. Ve gerçekten de öyle yapılıyor. 2 haftanın sonunda müşteriye sunuluyor ve o bakıyor, diyor ki gerçekten bu 2 haftada bizim başta belirlediğimiz, bu backlog'dan aldığımız yapılması gereken şeyleri biz sonunda gerçekten böyle anlamışız. Ve hemen feedback verebiliyor size. Böylelikle o kopukluk ortadan kalkmış oluyor. Yani 2 hafta için sonunda hemen bakıyor ki gerçekten bana elle tutulur. Ha, fonksiyonların hepsi tamam değil tabii ki, daha 2 hafta yapmışsınız sonuçta. Sonra bir 2 hafta daha, bir 2 hafta daha. Bu sprintler işte diyelim ki 1 yıl boyunca, projenin büyüklüğüne bağlı. 1 yıl olabilir, 1,5 yıl olabilir, 6 aylık bir proje olabilir. Ama 2 haftalık sprintlerle bu şekilde devam ediyor. Ve böylelikle her 2 haftada bir sprintin sonucunda müşteriden veya hatta mümkünse kullanıcıdan, asıl kullanıcıdan feedback alınıyor ve o feedbackler tekrar bir sonraki sprinte dahil edilebilir. Edilmek zorunda değil de duruma göre, yani önem sırasına göre. Ve buradaki önemli bir şey de bu daily scrum dediğimiz bir durum var. Bu da şöyle, gerçekten her gün yapılan bir 15 dakikalık toplantı. Ve stand up diye geçiyor. Bakın şurada yazıyor zaten, orada stand up diye geçmiş. Stand up toplantısı, daily stand up diye geçiyor. Stand up demesi gerçekten ayakta yapılması ve kısa sürmesi için yapılıyor. 15 dakika bütün ekip toplanıyor, ayaklanıyorsunuz. Belli bir saatte yapılır bu. Orada da herkes kısaca dünden, hani 24 saatte bir yapıldığı için dünden o saate kadar hangi işte çalıştı, hangi görev task'ta çalıştı, hangi problemleri vardı ya da yoktu ve bir sonraki işi ne? Onu kısaca herkes 1-2 dakika içerisinde söylüyor. Böylelikle de herkes herkesten haberdar olmuş oluyor. Kim nerede ne yapıyor? Ve bir genel bilgilendirme gibi. Gerçekten kısa, 15 dakikada yapılıyor. Ve bu 2 hafta boyunca her gün yapılıyor. Ve sonunda sprint bitince bir review dediğimiz, yani bu 2 hafta nasıl geçti, bitirebildik mi, planladıklarımızı yapabildik mi, neden yapamadık, onun bir toplantısı da yapıp ona göre buradaki bilgiler, değerlendirmeler bir sonraki sprinte dahil oluyor. Şimdi bunun özelliği şu, burada A, D, C, T yazdım. Bunlar analiz, design, code and test. Hani bir önceki slide'da demiştik ya, evreleri var. O evrelerin hepsi burada 2 haftalık sprintler içerisinde uygulanıyor. Yani bir 6 aylık süreç değil de her 2 haftanın içinde bir analiz dönemi var, bir design kısmı var, bir code kısmı var, bir de test kısmı var. Bu analiz, design genelde sprint meeting, bu ilk baştaki toplantıda yapılıyor. Kodlama sprint boyunca oluyor ve testlerde. Şimdi dediğim gibi Scrum'ın özel sertifikaları var. Yani ben şimdi mesela böyle 10 dakikada kısa anlattım ama kendine has bir proje yönetim süreci, ama çok kullanılıyor. Ha, %100 herkes bunu bu şekilde mi uyguluyor? Hayır, bu tabii şirketten şirkete, projeden projeye bağlı. Ama dediğimiz gibi bu bir havuz ve havuzun içinden konseptler, araçlar, işte yöntem şekilleri alınıyor. O projeye uygulanabilir, hangisi uygulanır, hangisi uygulanmaz, o karar veriliyor. Ama genel olarak bu temel düşüncesi, temel felsefesi. Yani temel felsefesinde müşteriyle çok yakın feedback alabilmek 2 haftada bir ve sonunda onun da takip ettiği ve yazılım boyunca her zaman gördüğü 2 haftada bir durum neler eklendi, nasıl gelişti, feedback verebileceği durum olmuş oluyor. Ve o açıdan da önceki problemleri de çözmüş oluyor. Mesela bir resim var, bir kitaptan aldım. Tekst kısmına bir bakmayalım. Tekstini okumaya gerek yok. Sadece resimlere bir bakalım. Şu üstteki klasik olanı anlatıyor. Üstteki klasik olanı anlatıyor. Diyor ki ilk başta Anforderung. Analyse, Anforderung, Design, Code, Test.
test ve sonunda büyük bir software, yazılım ortaya çıkıyor. Bu eskidendi, klasik olandı. Waterfall diyebilir miyiz abla bunu örnek olarak? Evet, wasserfall model, waterfall da diyebiliriz. Aynen, yani geniş bir analiz dönemi var. Ondan sonra büyük, uzun bir kodlama dönemi var. Sonunda test dönemi var ve ondan sonra da yazılım paketimiz ortaya çıkıyor. Şimdiki tavsiye edilen ve agil dediğimizin de bir parçası olan şu. Küçük küçük iterasyon da diyorlar, sprint de diyorlar artık nasıl kullanırsanız. Küçük küçük bölümler dediğimiz gibi bir haftalık, iki haftalık, dört haftalık bölümlerle ve arada sürekli bakın bir yazılım paketi oluşuyor ve sürekli büyüyor bu paket. Farkında yani resme dikkatle bakılırsa iki haftanın sonunda bu, bir iki hafta sonra bu, iki hafta derken ve sonunda yine çıkıyor. Bakın yine bir yazılım proje ortaya çıkıyor. Ama en önemli farkı aradan sürekli feedback alıyorsunuz. Sürekli feedback alıyorsunuz ve her bir sprinti analiz, design, code, test dedik ya, her bir sprintin içinde analiz, design, code, test yaptığımız için çok daha müşterinin isteğine uygun bir yazılım ortaya çıkıyor. Testler sürekli yapıldığı için kalitesi çok daha farklı oluyor. Ve tabii ki hata her zaman çıkabiliyor ama önemli olan o riski aza indirmek ve en önemlisi müşteri doğru mu anlaşılmış, istekler doğru mu anlaşılmış, bu sistemle çok daha iyi anlaşılmış oluyor. Yani klasikten buna geçmiş oluyoruz. Dediğimiz gibi kimileri ona sprint diyor, kimisi iterasyon diyor ama sonuçta bir şekilde önemli olan yakın temasta bulunmak müşteriyle ve ona sürekli çalışır. Bakın bu çok önemli. Yani iki haftanın sonunda az da olsa çalışır bir software müşteriye. Şaşırıyor. Bu tarz çalışma sistemini alıp müşterilerimiz vardı bizim. Nasıl diyor? Yani iki hafta sonra şimdi siz bana görebileceğim, hatta biraz tıklayabileceğim bir yazılım mı göstereceksiniz? Evet diyorduk. İnanmıyorlardı. Ve iki haftanın sonunda gösterince gerçekten oluyormuş. Ve hedef budur. Her iki haftanın sonunda çalışır bir sistem sunmak. Dediğimiz gibi komplet değil, tamamen tamamlanmış değil ama o olanı göstermiş oluyorsunuz. Bir soru mu vardı? Evet, benim bir sorum vardı. Şöyle, hı, hani üsttekine işte wasserfall ya da waterfall dedik, alttakine işte bir şekilde agile dedik. Bunlar, hı, yazılım geliştirme süreci metodolojileri. Şimdi burada Almanya üzerinde konuşursak, hani Almanlar biz genelde şöyle biliyoruz. Baştan her şeyi en ince ayrıntısına kadar planlayıp öyle yola çıkarlar diye düşünüyoruz. Ve buna waterfall aslında daha uygun gibi geliyor. Yani ara ara böyle fikir alma değil de baştan planlama her şeyi en ince ayrıntısına kadar. Waterfall daha uygun. Fakat biraz daha projeler uzadığı için ya da büyük projeler olduğu için mi alttakini tercih ediyorlar? Ya da Almanya'da hala waterfall tercih ediliyor mu? Yok. Yani şöyle, şu anda haklısınız, bazı şirketlerde yani müşterisindeki proje bazlı çalışıyorsunuz, onu ikna etmek zor olabiliyor ilk başta şu sistem için. Ama artık yani son 15 yıl diyelim, artık birincisi kendileri aslında isteklerinin ne kadar değişken olduğunu fark ediyor. Çünkü sizin dediğiniz sistemde başta her şey kesin belli olması gerekiyor ki en ince ayrıntısına kadar analiz ve dizaynını yapıp ha, tamam biz bunu bu şekilde yapacağız. Ama şimdi müşteri kendisi farkında aslında. Bir kısmı kesin biliyor şu şekilde olacak ama aslında devamını tam olarak kestiremiyor. Çünkü diyor ki ya software bakalım şöyle mi yapsak böyle mi? Kendileri aslında isteklerinin kesin ve net olmadığının farkında ve sürekli bir değişkenlik içerisinde olduğunun farkında olunca kendileri şimdiden mesela son zamanlarda öyle müşteriler vardı ki mesela ihaleye katılıyorduk biz şirketle. İhalede başta diyordu ki biz Agile Scrum'la yapmak istiyoruz projelerimizi. Yani müşteriler artık kendileri öyle söylüyorlar. Çünkü onun faydasını gördükçe diyorlar evet bu çok önemli. Yani onun için wasserfall belki biraz böyle devlet dairesi projelerinde belki olabilir. Belki. Yani derlerse diyorum şeyler devlet dairelerinin projelerinde devlete ait mesela projeler olduğunda wasserfall isteyenler var ama devlet daireleri projelerinin bazıları bile artık bu yönteme geçmek istiyorlar. Ha, normal diğer şirketlerdekilerin yani benim şu anda son 15 yıldaki projelerimin hepsi ta ilk günden beri hep
Agile Software Entwicklung üzerinde. Hep o metot üzerinden gidiliyor. Yani klasik yapmak isteyen ben şu anda hiç rastlamadım. Ki bayağı proje yaptık biz. Bu dediğiniz hani wasafal yapmak isteyen hiç yoktur manasına gelmiyor. Ama yoğunluk o tarafa kayıyor ve bugün gittikçe de hızlanıyor. Onun için özellikle bugünkü sunum için bu konuyu seçtik. Ve müşteri kendisi fark ediyor aslında. Sonuçta çıkan yazılımın kalite farkını. Çünkü hoşuna gidiyor. Tekrar feedback veriyor. Mesela ben çok biliyorum. Mesela diyelim ki 4 haftanın sonunda sunduk. Aa diyor böyle evet. Aslında şimdi bunu böyle yapınca şu şekilde de olsa daha güzel olur değil mi? Eski fikrinden vazgeçiyor mesela. Sistemi görüp uygulamaya başlayınca aklına başka fikirler geliyor. Yani kendileri bunun artısını fark ettikleri için çoğu insan buna yöneliyor. Yani şey diyelim, software yazılımın doğasında olan bir şey bu. Zaten Agile Software Entwicklung dediğimiz şey, bu bütün bu en önemlisi o. Hani müşteri ne istiyor, sonunda ne çıkıyor meselesinden yola çıkarak, hani bu alandaki üstadlar diyelim bir araya gelip düşünüp geliştirdikleri bir, yani zamanla deneyimlerin sonucunda ortaya çıkan, yani hem best practice yapmışlar projeler içerisinde, hem bir araya gelip düşünmüşler biz bunu biraz daha nasıl profesyonelleştirebiliriz. Yani öyle bir şeyin sonucu, hani böyle uydurma bir yerden gelmiyor. Aslında hayatın içinden gelen bir şey olduğu için kesinlikle başarılı bir metot, geliştirme süreci. Ama dediğim gibi herkes %100 bütün geliştirmenin içindeki o araçların hepsini aynı şekilde kullanmayabilir. Ama şu feedback meselesi, 2 haftada bir sprint ya da iterasyon dedikleri, onu çoğu şirket yapıyor, çoğu projelerde kullanılıyor. Dediğim gibi ben son 15 yılda hep, hatta 20 yıl diyebilirim. Yok 15 oldu mu? 15 yıldaki projelerin hepsi böyleydi yani. Şöyle bir şey, şimdi bu sprint, 2 haftalık sprint diyelim ya da 4 haftalık haftalık içinde kullanılan birçok terimler var, araçlar var. Şimdi bunların hepsini burada saymak biraz zor. Çünkü biraz da projeye bağlı, işte o şirkete bağlı. Hangi teknolojiler, hangi şeyler kullanılıyor. Ben kendi kullandıklarımdan biraz örnek vereyim dedim. En önemlisi, en önemlilerden bir tanesi belki bu ticket sistem dediğimiz. Bütün bu user story'lerin içine dokümantasyon olarak yazılan planlamayı takip bitti mi, bitmedi, yani onların hepsini takip edebileceğimiz bir sistem Jira kullandık. Jira çok Atlassian'ın şirketinin bir aracı. Jira kullanıyorduk ve Jira'da bir board sistemi var. Onun resmini sonra bir göstereceğim. Mesela Jira diyor ki, ya da siz bunu kendiniz de belirleyebilirsiniz. Bu task dediğimizin bir akışı var. Yani onu Jira'da uyguluyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki, ben mesela yazılımcı olarak Jira'ya giriyorum. Diyorum ki ben şimdi bu task alıyorum. Yani bu görevi alıyorum ve yapacağım diyorsunuz. Yaptıktan sonra bitirince hemen bit diye yapmıyorsunuz. Yani done, bakın en sonda under review. Yani diyorsunuz ki ben bitirdim. Şimdi ben bunu gözetime sunuyorum. Gözetimi de ya ekibinizden birisi yap. Dediğim gibi bu tasklarda kalmıştık. Şimdi yapacağımız işin bir akışı var. Bu akışta çalışır halde olması. Yani bir yazılımcı, biz alıyoruz ve diyoruz ki ben bunu yapacağım diyorum. O zaman in progress durumuna geçiyor. Bu sadece bir örnek. Projeden projeye bu workflow değişebiliyor. Önemli olan ama bitirdikten sonra hemen done kısmına geçmiyor. Yani bitti kısmına geçmiyor. Under review, yani ben bunu gözetime sunuyorum. Bitirdim, bence bitti bu ama başkası karar versin gerçekten fonksiyon olarak yapıldı mı? Şimdi bu review kısmını şirketten şirkete, projeden projeye farklı olabilir. Büyük şirketlerde bunun için ekstra ayrıca ekipler vardır. Benim şirket orta halli bir şirketti. Biz proje içerisinde bunu yapıyorduk. Mesela birisi başka ekipten başka birisi alıyordu ve bakıyordu. Fonksiyon yerine gelmiş mi? Yani yapılması gerektiği gibi. Koduna da bakıyordu. Clean code mu? Yani hijyen code mu? Nasıl programlanmış? İyi bir programlama stili mi?
proje içerisindeki alınan kararlara uygun bir programlama stili mi? Bunların hepsini kontrol ediyor. Eğer değilse bunu feedback veriyor ve tekrar geri veriyor o şahsa. O şahıs tekrar üzerinden geçiyor. Bir de proje yönetici isterse o da tekrar göz atıyor. Ama önemli olan ekip içerisinde bir review prosedürü var. O review prosedüründen sonra isterseniz tekrar projenin dışında bir insana verebilirsiniz. O da bakıyor. Ondan sonra done kısmına geçiyorsunuz. Yani ondan sonra diyorsunuz ki evet benim bu görev bitmiş sayılır. Bunun farklı dediğim gibi workflow'ları vardır. Mesela örnek bir workflow, bu başka bir workflow. Progress demiş, test demiş, code review. Yani biraz daha kompleks yapmış. Hani bunu her proje kendisi karar veriyor ve ben genelde bunu ekiplerimle karar veriyordum. Çünkü sonuçta bir projeyi taşıyan ekibin kendisidir. Ekiple birlikte ve genelde bizde de muhakkak bir review kısmı vardır, bir test kısmı vardır. Bunları bu şekilde ve ondan sonra güzel olan böyle bir board'unuz oluyor. Mesela bu Jira'dan örnek, Jira'nın kendi sayfasından alınma. Jira'nın örneği board oluyor. Bu to do, yani buraya bu sprintte yapılacak olanlar. In progress belli, şu anda çalışın, şu anda uygulaması yani kodlaması başlamış olanlar. Ve kim yapıyor bunları? O da yazıyor burada. Sonra review'da olanlar, yani bitmiş ama tekrar gözden geçirilecek. En son da işte done kısmına en son geliyor. Bu arada dediğimiz gibi bu to do ile done arasındaki workflow'un kademeleri projeden projeye değişebilir. Ha, benim tavsiyem çok abartmamak da lazım. Yani araya böyle 5-10 tane kademe koyunca da bir işe yaramıyor. En can alıcı neyse onlar yeterli yani 3-4 tane yeterli. Ondan fazlasına gerek yok diye düşünüyorum. Bu şekilde de board'la sürekli çalışıyorsunuz. Yani yazılımcı olarak muhakkak böyle. Bizim çok eskiden, çok çok eskiden dediğim gibi daha bu Jira'lar falan çok böyle daha piyasada yokken bizim board'umuz duvardı. Yani biz gerçekten duvara yapıştırıyorduk task'larımızı. Başlıklarımızı kendimiz koyuyorduk. To do işte, done işte hangisiyse. Ve ondan sonra o kartı alıp öbür tarafa yapıştırıyorduk. Yani tahtalarımız vardı. Ha tabii ki bu araçlar geliştikten sonra, Jira gibi araçlar olduktan sonra dijital olarak yapmaya başladık. Ama gerçekten en ilk projelerinde kağıtla duvarlarda yapıyorduk tasklarımızı. Bildiğim kadarıyla hala şirketlerin bazıları öyle yapıyorlar. Ama Jira'yı kullanan da çok var artık. Ondan biliyorum. Tekrar geri gidersek, burada başka ne vardı? İşte dokumentasyon. Dokumentasyon çok önemli bir... Efendim? Özür dilerim. Bu testlerle ilgili her yazılımcı, sonuçta bir Jira'da sisteme yüklendi. 40 tane test yüklendi diyelim. O 2 haftalık süreçle ilgili. User story'ler parçalandı, testlere ayrıldı. Evet. 40 tane test yüklendi. O 2 haftalık süreçte pazartesi siz işte sprint meetinginizi yaptınız. Evet. Hemen akabinde yazılımcı oradan kafasına göre 5 tane kendine göre task'i seçebiliyor mu? Yoksa bunu team leader mı bir şekilde pay ediyor? Şimdi şöyle, eğer bir yani kendisi seçebiliyordu benim projelerimde. Ben sadece şeyi belirliyorum. Eğer bir priority yani bir öncelik sırası varsa ben onu belirliyordum. Onlar da bu boardlarda hani baktığınız zaman şu boardtaki hep en üstten alıyorlardı. En üstteki alınıyordu. Yani alttaki değil de en üstteki diyelim. Yani onu ayarlayabiliyorsunuz ama kendileri seçiyorlardı. Ha başka projelerde başka olabilir ama bizim projelerde ve Scrum'ın özelliğinde yazılımcının kendisi alması bir tane yapıyor, onu yapıyor. Peki şöyle, en üstte siz koyuyorsunuz. Etik olarak en üsttekini almak gerekiyor anladığım kadarıyla. Evet. Fakat farklı bir şey aldığında da sorun olmuyor diyorsunuz. Yok. Siz burada team lead olarak mı şey yapmıştınız yoksa product owner olarak mı görev yapmıştınız? Şimdi Scrum'da normalde proje yöneticisi yoktur aslında. Yani team leader diye bir şey aslında yoktur. Sadece product owner. Bakın o resme bakalım tekrar. Nerede o resim? Burada. Mesela burada nedir? Product owner vardır ve ekip vardır farkındaysanız. Yani product owner da şeydir, müşteridir genelde. Yani projenin sizin şirkette çalışan birisi değildir. Ama demin o arkadaşın ismini bilmiyorum. Hani şey probleminden bahsetti. İşte bütçe vardır, şu vardır, işte bir controlling lazımdır. Onun için biz genelde hibrit sistemler kullanıyorduk. Yani yine de bir proje yöneticisi, yani team leader koyuyorduk. Yani
birazcık Scrum'dan yani şey yapmış oluyoruz yani bir alternatif. Çünkü o olmadan biz baktık ki olmuyor. Özellikle bu bütçe meseleleri, işte bazı koordinasyon işleri falan filan olmayınca o şekilde ben proje yöneticisi olarak çalışıyordum. Yine de Scrum'a rağmen yapıyorduk yani onu. O açıdan sadece o board'daki şeylerde eğer sıralamada zaten ben bir şey gerekli görüyorsam o sıralamayı koyuyordum. Onun haricinde isteyen istediğini alabiliyor zaten o sıralamada. Bazen Jira'da şey de yapabiliyorsunuz. Hangi task hangisinden bağlı? Mesela birisi yapılmadan önce diğeri yapılamıyor tarzında bilgileri de yükleyebiliyorsunuz. Ondan sonra zaten bir öncekiyle başlayamıyorsunuz. Hani o tarz imkanlar var. Yani çok güçlü bir araç Jira ve hepsini kullanmaya kalksanız sunduğu fonksiyonların gerçekten çok imkanlar sunuyor planlamada, takipte, o tarz şeyde. Ama dediğim gibi ben de serbestti. İstediklerini alabiliyordu. Çünkü sonuçta hepsi yapılacak bu sprintte. Yani bu to-do'da olanların hepsi yapılacak. Ona göre üstten alınıyordu. Ve şey kuralı da vardı mesela. Diyelim ki birisi bitirdi şimdi işini. Kendi kartını review'ya attı. Bakacak ki review'da kendi kartının dışında, task'ının dışında eğer review yapılacak bir task varsa önce onu alacak. Onun review'sunu yapıp ondan sonra yeni bir to-do'ya geçecek. Yoksa review'de şeyler birikiyor. Yani bazı kurallar koymuştuk ama çok genişti yani o kurallar çok böyle detaylı değildi. Ama dediğim gibi bu ekip içerisinde konuşulup ilk başta proje başlarken belirlenmesi gereken bazı şeyler var. Onlar belirledikten sonra herkes ona uyar, uyması gerekir. O zaman genel bir kural yok diyoruz, yok. Ekibe göre değişir diyoruz. Aynen, ben sadece kendi yaptığımız örnekten veriyorum yani nasıl yapılıyor diye. Scrum'un güzelliği de o. Yani içeriğini aslında uygulamada siz kendiniz de belirleyebiliyorsunuz. Yalnız review meselesi çok rağbet gören ve gerçekten uygulanan bir şey. Hatta benim en son müşteriler özellikle sordular bize proje ihalesinde. Review sisteminiz var mı? İşte şu sisteminiz var mı? Kalite kontrolünüzü nasıl yapıyorsunuz? Yani bütün detayına kadar sordular ve biz ondan dolayı ihaleyi kazanmıştık. Yani sadece iyice iyi programlamacılarımız, yazılımcılarımız olduğu için değil, genel olarak sistem, software gelişim yani yazılım geliştirme sürecimizi sordular ve detaylı şekilde anlattık ve o şekilde ondan dolayı kazanmıştık mesela en son projeyi. O açıdan önemli ve yazılımcı olarak da bu ekibin bir parçası olunca bunların hani işleyişini bilmek gerekir. Ha bu nedir? Siz bir şirkete başvurduğunuz zaman sizden kimse hemen şey beklemez. O sistemdeki, o projenin işleyişini bilmeniz tabii ki bilemezsiniz. Ama genel olarak bunları duymuş olmakta fayda var. Bilmek daha Jira var, evet. İşte task var, user story var, scrum var, evet. Ondan sonra siz o projeye girince zaten o projede öğrenme vakti oluyor. O süre veriliyor insana. O zaman o projenin kendine has olan özelliklerini öğrenmiş olursunuz. Ama temel bilgiyi alınca çok daha rahat olmuş olur. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, bu bir örnekti mesela. Buradaki şeyde örnek. Şimdi dediğim şeye geçmiştim. Dokumentasyondaydım. Şimdi dokumentasyon wiki Agile Software Entwicklung dediğimiz metotlar havuzunda diyelim. Scrum'da dokumentasyona çok önem verilmiyor. Yani önem verilmiyor derken so wenig, Almanca'da bir laf vardı. So wenig wie möglich, so viel wie nötig. Yani gerektiğinden fazla dokumentasyon sevilmiyor. Mesela klasik projelerde sayfalarca dokumentasyon yazılırdı. O yazılı her şey anlatılır. Hatta programlama mesela yazılımda, kodun içinde bile metodu anlatan uzun uzun komentler yazılır mesela. Bu tarz şeyler Agile Software Entwicklung dediğimiz yazılım geliştirme metotlarında pek sevilmiyor ve görülmüyor. Çünkü deniliyor ki eğer bir kod zaten temiz yani hijyen yazılmışsa, temiz yazılmışsa, clean code dediğimiz kurallara uymuşsa metotların kullandığımız variable dediğimiz işte hepsi zaten kendi kendini anlatan isimler kullanılır. Kendi kendisini anlatan kısalıkları, uzunlukları öyledir ki ekstra bir anlatıma ve dokümantasyona gerek yoktur. Hatta bir laf vardır bu clean code community'sinde yani bu ekiplerde. Eğer kendi programlama kodunu
anlatacak kadar dokumentasyon yazıyorsan, o zaman dokumentasyonu yazacağına kodunu düzelt. Yani program yazılımını düzelt yani. Onun için dokumentasyon gerçekten ihtiyaç olduğu kadar. Mesela nedir örnek? İlk başta teknolojik kararlar veriyorsunuz ya, mesela design kararları veriyorsunuz. İşte hangi programlama dilini kullanacağım, neden? Hangi server'ı kullanacağım, neden? Hangi database'i kullanacağım, neden? İşte client server komünikasyonum nasıl olacak, neden? Yani bunları ilk başta tabii ki analiz ve design kısmında bunun dokümantasyonu lazım. İşte proje esnasında belli başlı can alıcı kararlar alınmışsa, projeyi yönlendirecek belli şeyler, onların tabii ki dokümantasyonu gerekli. Ama onun dışında hani her metodu comment yazayım, her şeye comment yazayım kesinlikle istenilmeyen bir şey aslında. Tam tersi, kodunuz kendi kendisinin dokümantasyonu olsun deniliyor. Onun için mesela biz genelde Wiki kullanıyorduk. Wiki olarak da Confluence'i kullanıyorduk. Ama bu şart değil tabii ki. Başka insanlar sadece Word'i kullanıyorlar. Ama Confluence'in özelliği Wiki oluşu. Ve gerçekten aynı anda birkaç kişinin kullanabileceği bir projede çalışınca birlikte bu kolaboratif dediğimiz tarzda çalışmaya çok güzel imkan sağlayan bir araç olduğu için Confluence, aynı Jira'yla, aynı şirketten, Atlassian'dan onlar güzel oluyordu, yani iyi oluyordu kullanması. Yine Entwicklungsumgebung dediğimiz, onu biliyorsunuz zaten, programlamak için gerekli olan programlama, ne diyorlar onu Türkçe, tam bilmiyorum kelimesi, her zaman. Eclipse, Visual Studio, IntelliJ gibi programı Environment. Ha, Türkçe'de de Environment mı kullanılıyor? Yani IDE diye geçiyor. IDE, aynen. Continuous Integration dediğimiz şey, yine Sprint esnasında dedi ki her iki haftanın sonunda aslında çalışabilir bir sistem olması gerekiyor. Bunu sağlayabilmek için de aslında her günün sonunda çalışabilir bir sistemin olması. Aslında her yazılımcı kodunu bitirip hani ana sistem dediğimiz bu version control, hani merkezi SVN, Git dediğimiz sistem var. Çünkü herkes programını bir yere yüklüyor. Herkes aynı yere yüklüyor ki aynı merkezi olsun. Oraya yüklerken çalışabilir bir sistem yüklenmesi gerekiyor. Yani yazılımcı olarak aslında bu çok önemli bir şey. Yani yazdığınız programı lokal yazdınız, kontrol ettiniz, kendinizce testinizi yaptınız. Sonra version control, merkezi olan software bazı istediği olur, Git olur, başkaları da var. Oraya yüklediğinizde, yüklerken testler çalışıyor mu hepsi? İşte şeye uygun mu? Karar aldığınız programlama kodlarına uygun mu? O tarz kontroller var. O kontrol ve çalışır bir sistem mi? Onların hepsi olması gerekiyor. Yani mesela projelerimizde ben günün sonunda hiç kimse kendi lokal bilgisayarında kodu kalmayacaktı. Yani şartım benim oydu. Herkes ana sisteme yüklemesi gerekiyordu. Merkezi olan Git ya da SVN'e. Çünkü Türkçesi tam bilemiyorum ne oluyor. Oraya yükleyecekti ve yüklerken de test fail afay, yani testlerin hepsi çalışır durumda olacak. Ve sunduğun sistem de, oraya yüklediğin sistem çalışır olacak. Yani herkes, her yazılımcı sorumlu o zaman. Demek ki kendi işini bitiriyor. Tekrar kendisi kısa bir test yapmak zorunda ki gerçekten ben şimdi o yüklüyorum, o yüklediğim şey çalışıyor mu? Zaten böyle yapmazsanız iki haftanın sonunda da çalışır bir sistem olmaz. Çok önemli yani CI, Continuous Integration dediğimiz. Test Abdeckung, Metriken, bunlar biraz clean code ile alakalı. Clean code kendine has bir konu. Kitabı var, tavsiye ederim, bir kitap da var. Ve %80 programlama diline bağlı olmayan temiz, hijyen programlama stilleri. Yani neye dikkat etmem gerekiyor ben program yazarken? İster Java'da yazın, ister C Sharp'da yazın, ister hangi Python'da yazın fark etmez. Belli bir temel bir felsefe vardır. Yani neler iyidir ve neler yapılmaz, neler yapılır. İşte buna clean code diyoruz. Ve bunun da bir kısmını belli araçlar, mesela Zonal gibi araçlarla ölçebiliyorsunuz. Yani mesela örnek, siz dediniz ki benim sistemimde metotlarımın büyüklüğü en fazla 20 satır olacak. Örnek.
Ve siz bu zonayla onu kontrol ettirebiliyorsunuz. İşte kompleksitet, kompleksitet derecesi yani. Karışıklık. Yani siz evet programınızın karışıklığı diyelim, kompleksite yani. Ya da sadeliği diyebiliriz ters olarak. Aynen, sadeliği önemli mesela ve siz o sadeliğini bir oranla belirleyebiliyorsunuz ve bu zonal gibi sistemlere diyorsunuz ki benim mesela sadelik oranım örnek 2 ya da 5 neyse işte ve o kontrol ediyor. Sürekli kontrol ediyor. Diyor ki ya evet diyor şu anda işte yaklaşık 5000 kod yaptınız ya da 10.000 ya da 50.000 ya da 100.000 program kodu yazdınız. O program kodunda diyor ki işte sadeliğiniz ama şu yüzde şu da şu örnekte ya da işte test updecon diyoruz. Yani yazdığım kodun ne kadar automatik testi var. Elle manuel testi kastetmiyoruz burada. Automatische test dediğimiz o ayrı bir sunum konusu olacak galiba bildiğim kadarıyla. Miktat Bey öyle söylemişti. Gerçekten ayrı bir konu zaten. Onu mesela diyor ki yani evet diyor bakın siz diyor %80 yazdığın kodun %80'i automatik testlerle güven altında. Yani kontrol ediliyor. Sürekli o testler işliyor yani. Manuel yapmak zorunda değilsiniz. Elle onu yapmak zorunda değilsiniz. Ha, bu zaten %100 olmaz hiçbir zaman ama %80 genelde iyidir. Yani iyi bir sayıdır. Bu tarz şeylerin hepsini kontrol eden araçlar var. Bir de tabii ki böyle build dediğimiz yani işte onun Türkçesini hiç bilmiyorum. Yani İngilizce zaten bu kelime. Yazılımı oluşturan yani mesela herkes bir şey yazıyor. Yazılım oluşuyor ama bir de onu paket haline getirip sonunda işte bir sisteme yüklemesi işte bunun test versiyonu var, işte kalite versiyonu var, release versiyonu var. Yani müşteriye sunulacak versiyonlar. Onların hepsini de yapacak programlar var. İşte build dediğimiz bir şey, süreç. Maven, Ant gibi araçlar kullanabiliyor onun için. Şimdi bunun dışında da çok şey vardır ama bunlar böyle can alıcı. Hani yazılımcının duyması, bilmesi gereken bence bir projede çalışırken bilmesi gereken şeyler diye düşünüyorum. Hani programlama dilinin dışında. Zaten dediğim gibi bu storyler müşteri tarafından belirleniyor. Task, bu alttaki tasklar da sprintlerde biz yani yazılım ekibi olarak belirleniyor. Yani task'a müşteri karışmıyor artık. Çünkü burada artık teknik şeyler de işin içine giriyor. Story ekibinin de seviyesinde genelde teknik şeyler olmaz. Orada sadece der ki kullanıcı işte ne yapmak istiyor? Kullanıcı yeni bir kullanıcıyı sisteme eklemek istiyor. Mesela örnek yani çok genel yazılır. Task'larda da bunun detayına girilir. Orada artık ekip işin içine girmiş olur. Workflow'ları geçiyorum. Board'u da tekrar geçmiş oluyoruz. Şimdi agil konuşurken agil manifestosunu da konuşmamak biraz aves kalır diye bunu buraya ekledim. Hem İngilizcesi, hem Türkçesi, hem Almancası. Üçü de var burada. Bu manifesto 2001 yılında yanlış hatırlamıyorsam 2001 yılında özellikle bu alandaki, bu programlama alanındaki üstadlar var, bu Ken Beck'ler falan var, çok meşhur isimler. Onlar bir araya geliyorlar ve yani yeni bir bakış açısı, felsefe, bu klasik proje yöneticiliğinden çıkıp, yazılım geliştirmeden çıkıp yeni bir perspektif, yeni bir bakış açısıyla olaylara bakmak üzere böyle bir manifesto hazırlıyorlar. Ve manifestoda da 4 madde var. Ama bu çok genel bir şey. Yani gerçekten aslında bir felsefe, bir bakış açısı, bir değerler manzumesi diyebiliriz aslında. Hani doğrudan o scrum'a falan hiç değinmiyorlar burada. Değerler diyelim toplamışlar. İşte süreçler ve araçlardan ziyade bireyler ve aradaki etkileşim. Bu çok önemli. Niye? Çünkü en büyük sorun projelerde insanlar arası etkileşim olmazsa, dediğimiz gibi müşteri feedback falan gelmezse sorun yaşanır. Onun için hani bu tarz bir çalışma yapmışlar. Kapsamlı dokümantasyondan ziyade çalışan yazılım. Bunu mesela Türkçesini okuduğumda ben tam anlamamıştım. Almancasını bildiğim için anladım da sonradan hani Türkçesi anlaşılıyor mu bilmiyorum. Yani dokümantasyondan ziyade benim demin verdiğim örnekle gibi yazılımın kendisi çalışır halde olacak ve onun yazılımın kendisi kendisini anlatacak aslında. İdeal olan o.
sözleşme pazarlıklarından ziyade müşteriyle işbirliği. Bu yine diğer arkadaşımızın bugün sorduğu soruyla alakalı. Hani başta bir anlaşma yaptım, punkt, nokta, o anlaşma hiç değişmez. Değil de proje esnasında hiçbir tarafa zarar gelmeyecek şekilde işbirliğiyle, birlikte yani çalışıyoruz sonuçta. Bu proje sadece müşterinin projesi değil. Yani ben projelerimin sonunda başarılı olmasını tabii ki istiyorum. Kullanıcılar mutlu olsun, işleri kolaylaşsın. Yani hedef aynı aslında. Ve şey, bir plana bağlı kalmaktan ziyade değişime karşılık vermek. Bu da yine o soruyla alakalı. Evet, proje sürecinde değişim oluyor ve ben Scrum gibi konseptlerle bu değişime hızlıca cevap verebiliyorum. Bu çok önemli. Yoksa hani Vasafal gibi başta hepsini analiz ettim, 6 ay programı yazdım, bitirdim. O 6 ay içerisinde belki bir değişim ihtiyacı vardı ama bunu müşteri hiçbir zaman için fırsat olarak bilemedi ki, yani böyle bir fırsat verilmedi zaten ona. Bu sistemle, bu imkanlarla bu öyle bir imkan verilmiş oluyor şeklinde. Şimdi onun için bunu da tekrar buraya bir almak istedim. Dediğim gibi 3 dilde de var karşılık. Orijinali İngilizce tabii ki. Yani orijinali İngilizce'den oradan bakılabilir tekrar. Bir felsefe, yani bir bakış açısı, perspektif değiştirme gibi bir şey aslında agil. Agil software entwicklung. Sonuna tekrar bunu aldım. Sadece şey için yazılımcı olarak Scrum gibi ya da agil software entwicklung dediğimiz projelerin içinde olduğunuz zaman yazılımın dışında da çok işiniz oluyor. Ve bu resim aslında bunu çok güzel gösteriyor. Yani sprint meeting'den başlayıp ta review'ya kadar, tamamlanan işe kadar bütün Scrum sprintlerin içerisinde çok aktif bir şekildesiniz. Yani pasif bir yazılımcı değilsiniz, çok aktifsiniz. Fikrinizle de katkıda bulunabiliyorsunuz. Yani projeye çok değer katabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey bence bir yazılımcı için. Yani sadece tabiri caizse oturacağım, bana verilerini tak 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 programlayacağım, biteceğim değil. Kendiniz de fikir katabiliyorsunuz. Yani birlikte o 2 haftalık sprinti oluşturuyorsunuz. O açıdan da önemli bir şey ve dediğim gibi yani kendinizi bu konuda ister sertifika olsun isterse özel olarak da bu konuda geliştirmenin faydası olduğunu düşünüyorum. Bu kadardı benden. Şimdi kapatayım. Yani daha çok ben agil ve Scrum'a konsantre oldum. Çünkü Almanya'da daha çok bunlar var diye. Kanban birazcık da prodüksiyondan gelen bir metot diyelim. Hani küçük adımlarla, şey, Japonya'dan gelen hatta, benim bildiğim bir araba şirketinden gelişmişti. Ve özellikle bu Produktionssteuerung, ne diyorlar? Üretimi efektif ve hızlandırma şeklinde gelişmişti. Şeyle benzerlikleri var. Ne deriz mi? Agile'le benzerlikleri var. İkisi de şeyi kullanıyor. Yani küçük adımlarla hareket etmeyi kullanıyor. İkisi de transparency kullanıyor. Yani müşteriye olan açıklık, yani onunla olan şeffafiyeti kullanıyor, öyle diyelim. Transparent. Sadece şeyler farklı olabiliyor. Nasıl diyeyim? Roller farklı olabilir. Sonra şeyler farklı olabilir. Bu işin süresi ne kadar sürüyor? Yani mesela diyelim ki Scrum'da biz diyoruz ki bir task mesela en fazla 1 günlük tasklar olabilir. Mesela diyelim ki biz user story'yi böldük tasklara. O taskları o sprint meeting'de hep birlikte ekip olarak bir şey belirliyoruz. Aufwand, velocity, yani bir ne kadar sürer? Şimdi diyelim ki 5 gün çıktı bir tane task için. O zaman diyoruz ki bu task çok büyük, biz bunu tekrar bölmemiz lazım. Yani kendimize belli bir maksimum şey koyuyoruz ki 1 gün içerisinde bitirilebilecek tarzda mesela olsun. İşte boards'lar var, back boards. Yani birazcık daha bence Scrum software, yani yazılıma sanki daha uygun gibi diye düşünüyorum. Kanban'ı ben bir kere kullanmıştım bir projede. Daha doğrusu ben kendim o zaman yazılımcıydım, daha projeye yönetmiyordum.
şeye bazı konularda tam yazılım projelerine sanki uymuyordu gibi geldi. Detayına girmedim onun için. Eğer daha detaylı bilgi istiyorsanız bir sonraki sunumda biraz daha detayını, hani tam olarak Kanban'ı nerede kullanmak daha uygun olur diye bakabilirim.